Ne? Clash Royale mi? Nasıl ya? Ben Clash Royale'ı bırakmıştım aslında. Bir anda nasıl Clash Royale videosuna geçtim? Abi ben normalde aslında GTA San Andreas'ın başına oturacaktım ya da GTA için. Bir anda kendimi Clash Royale içinde buldum arkadaşlar. Neyse uzun lafın kısası bayağıdır bildiğiniz gibi kanalda Clash Royale videosu gelmiyordu. Bayağıdır dedim sanırım bir haftaya geçmiştir. Son bir haftadır falan hiç atmadım Clash Royale. Sebebini sorarsanız hatta 2 hafta da olabilir. Evet 2 hafta bile olabilir. Sebebini sorarsanız hemen kısaca açıklayayım arkadaşlar. Yani Clash Royale beni aşırı yordu bir zaman. Clash Royale artık ara vermek istedim. Çünkü yani bildiğiniz gibi sağlık problemlerim zaten bitmiyor. Üzerine de bunun stresi yüklendiği zaman önemli olan sağlık diyerek bıraktım. Uzun ya bırakmadım daha doğrusu. Oynamaya devam ettim kendimce. Videosunu çekmek için ara verdim. Çünkü beni aşırı derecede ve aşırı derecede yordu ve beynimi yaktı yani arkadaşlar. Neyse sonucen yeni bir etkinlik gelmiş. Yani Clash Royale demiş ki Supercell benim sesimi duydu herhalde. Bu Cem niye video atmıyor yoksa Clash Royale bırakıyor musun diye. Ve mükemmel. Bakın gerçekten Clash Royale'in Supercell'in tarihindeki belki en iyi hatta en iyi gelen etkinlik. Kartlar %50 daha az. Ve ekstra burada 200 bin tane altın veriyordu. Ben dayanamadım. Hepsini bitirdim. Hatta şöyle Clash Royale'e ara ara giriyordum. Sadece bağış yapmak için falan. Bir baktım bir anda bir açtım. 2 gün ya da 3 gün önce. 2 gün önce. Burada 200 bin altın yazıyor. Şuraya baktım. İşte sadece sınırlı sürede etkinlik her şey %50 daha ucuz. Hemen internet sitesine girip baktım. Bu sanırım bir hafta boyunca daha devam ediyor. Ayın bugün ayın 19'u mu? Bugün videoyu bugün atarsam 19'u. Sanırsam 23'üne kadar mıydı? 26'sına kadar mı? Yani çıktığı günden bir hafta boyunca devam ediyor. 7 gün ya da 8 gün boyunca. Kaçırmayın. Full oynayın yani. Ben dayanamadım. Şuradaki 200 bin altını aldım buradaki. Ondan sonra şu ayna mücadelesini bitirdim. Ayna mücadelesine tam 5 tane 10 binden 50 bin tane altın var. 200 bin burada 250 bin altın. Ve o 250 bin altında 50'şer binden olmak üzere 5 tane kartınızı maxlayabiliyorsunuz. Ben de bakın bir sürü farklı DLC hazırladım. Neydi bu? Minyonları maxladım arkadaşlar. Bu çarpmayı sonunda maxladım. Çarpmayı da max yaptım. Burada başka madenciyi maxladım. Başka burada ben neler maxladım başka? Evet Tesla'yı sonunda maksadım. Havai fişekçi kızı da aynı şekilde maksadım. Çünkü bunu bazı seslerde kullanmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bunu kullanamayıp prensesi kullanıyordum çoğu zaman ve bütün stresimi onlar başlatıyordu yani benim şu kullanamadığım kartlar ve kullanmak zorunda olduğum şu bait deste. Neyse artık kafam rahatladı birazcık. Ara ara bu arada şöyle Clash Royale tabii ki de bırakmadım çekmeyi. Eğer ki sağlığıma zarar vermediği sürece çekmeye devam edeceğim ama bu kadar sık gelmeyebilir. Yani beni yorduğun videosunu çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kendimi aşırı derecede abarttım. Hani onu anlatayım şimdi. Derdimi anlatamıyorum genellikle hani izleyicilere. Çünkü zaten izleyicinin de derdi düşüneceğini sanmıyorum. Ya yani izleyici sadece eğlenmesine bakar. Çok haklı bir şekilde yani. O yüzden genel açıklamıyorum. Kendi içinde olan şeyleri atıyorum. Sağlık vesaire problemleri ya da bazı sıkıntıları. Ama artık açıklama gereği duydum. Çünkü o kadar çok yorum gördüm ki. Artık böyle bir şey olamaz. Sözünde dur. Clash Royale çekmeye devam et. Artık abone olmayacağım. Abonelikten çıkacağım. Bu arada çok ona bir şey demiyorum. Çıkabilirsiniz. Çünkü genelde kanalımın bütün kitlesi Clash Royale takipçilerim birçoğu. Bir kısmı işte GTA 5 izleyenler de sevenler de var. Ama benim sağlığım çok daha önemli olduğu için maalesef video çekmemden. Ben bu işi çünkü yani kendimi sevdiğim, eğlendiğim için yapıyorum. Video çekiyorum. Ve sevmediğim, eğlenemediğim nokta gelince zaten bitmek bilmeyen bir hastalığım var. Başıma genç yaşında çok yani bunu soru cevap videosu anlatacağım. 10 bin olduğumuzda, 10 bin abone olduğumuzda soru cevap videosu yapacağım. Hakkımda sorduğunuz bütün soruları, ne yapıyorum, kaç yaşındayım, ne yapıyorum, okuyor muyum, çalışıyor muyum, bu lanet olası hastalığım ne? Bu arada hastalığım benim bayağı ölümcül bir hastalık ve bitmeyen bir hastalık. O yüzden kendimi çok fazla stresi sokmak istemiyorum arkadaşlar video çekerken. Bu videoda bunun kısa bir açıklaması olsun. Çünkü yorumların hepsinin cevabı olur diye düşünüyorum. Eğer ki buraya kadar dayanıp izlediyseniz. İzlemeyenler ve muhtemelen bakayım bir şuradan. 4 dakika sonra video başlayabilirler. Neyse. Şimdi bütün açıklamayı yaptıktan sonra arkadaşlar. Maksadım kartları gösteriyordum. Evet. Havai fişekçiyi maksadım. Tesla'yı maksadım. Burada ne yaptım? Burada başka bir şey maksadım mı? Bir şey maksamadım ama burada bir şeye level atlattım. Neyi atlattım hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Neyse önemli olan maksadığım kartlar. Yani toplam 5 tane kartı maksadım. Hatta şu an 21 bin altınım var. Bu bir hafta boyunca sürekli olarak klan savaşı mı dersiniz? Bakın klan savaşı da gelmiş. Şu yeni gelen mücadele mi gidersiniz ki burada da 1000-1500 burada da bayağı en az burada da bayağı bir altın var. Evet. Hatta bunu da size de okumuştum. O dediği etkinlik bu galiba. Yeni bir tane etkinlik geliyor. Onda da çok fazla altın yapabilirsiniz diyor. Bak burada 4, 7500, 10500, 13500, 16500, 15500 kafam karıştı. 20.000'e yakın altın var. 17.000 tane falan altın var. Neyse bir de 1000 tane de burada var. 20.000 tane var diyeyim siz burada.
bize buradan da bayağı bir ödül gelecek. Yani bir tane daha kart maxlayacağım. O maxlayacağım kart da abi size şimdiden söyleyeyim. Şu üçünden biri. Bakın net. Ya bu üçünden biri. Eğer bunlarla alakalı güzel bir deste oluşturamazsam bu iskelet. Net yani. Çünkü bu iskeleti şöyle görmek istemiyorum artık. Nerede o mesela? Şurada vardır. Burada da yok. Burada mesela. Böyle görmek istemiyorum. Bu yanmasın ya burada. 50 bin yazmasın. Neyse. Şimdi herhangi bir desteği alalım. Şu desteği oynayayım. Bu desteyle son birkaç gündür maç yaptım. Sarıyor yani bayağı bir. Bununla bir kupa maçına girelim. Kaç kupa da olduğunu bilmiyorum. 5900 mü? O civarlarda falan. 5900'lerde falan. Şunun sesi birazcık kısalım abi. Şimdi Carlos geldi karşıma. O da benim gibi 5900'den. Şimdi bu desteğin size şeyini söyleyeyim, olayını. 2x'e gelene kadar ya da düşman, yani rakibiniz atıyorum Pekkas'ını diyelim bu taraftan bıraktı, sağdan bıraktı. O zaman atak yapabilirsiniz soldan. Onun haricinde sadece köprünün ana kulenin arkasından bırakın da gitsinler. Ya inanamıyorum Carlos. Daha maçın, videonun ilk maçında saldın mı? Yani interneti mi gitti? Bir bakalım, belli olmaz. Evet abi, interneti gitmiş. Yani yapacak bir şey yok. Devam. Yani şu kupa kalsın videosu çeksem böyle biri denk gelmez karşıma ya. Normal videoda maça giriyorum ya. Ondan geliyor. Şunu şöyle vuralım da o deve odaklanmaz ki zaten. Gereksiz bir çarpma. İlk maçımızı güzel bir şekilde kazandık. Süpersel belki bilerek yapıyor. Videosunu daha sık çekeyim diye. Bu arada her gün gelirim bilmiyorum Clash Royale. Her gün atmaya çalışırım. Yani denerim ya da. Ya da aynı rehavete kapılmamak için ara ara Clash Royale çekebilirim. O daha mantıklı bence. Mesela atıyorum haftada 2 ya da 3 gün Clash Royale videosu gelir. Diğer günlerde farklı oyunları çekmeye çalışırım. Böyle bir ortak bir yol bulabiliriz yani. Şimdi 5938'deymişim. Bir 6000 yapalım bu videoda. 5000. kez. Buna çok kullanıyorum abi. Tamam, bugün şey yapıyoruz, hadi bakalım. Toksikçilik. Full paso. Biraz da şundan. Bakın daha maçın başında herhangi bir hamle yapmadı. Daha adamı psikolojikmen çökerttik. Prenses'e saldım abi. Şimdi burada. Bu bırakılır. Niye diye sorarsanız. Bırakılmazdı. Ya ama Pekka da oraya gelmezsin be. Oradaki binici büyücü bizi mahvediyor. Yapacağımız iki şey var. Birincisi bunu büyücüye atmak. İkincisi minyonları Pekka'ya doğru atmak. Konuşamadım. Dur. Vurdu mu? Pekka vurdu. Pekka her türlü vurdu. Devam abi. Toksiyim. Bugün toksiyim. Çarpmayı birazcık daha düzgün atsaydım belki şey olmazdı. Yemezdik yani. Pekka'dan. Boşuna hasar aldın abi. 2900'e kadar indi. Ne fark etti? O kadar atak yaptın sen. Şimdi rakibimizde Pekka DS'si var. Pekka ve balon. Yani balonu durdurabiliyorum. İki tane hava kartım var ama Pekka çok sıkıntı. Bir de Pekka'yı şöyle durdurabiliriz. İki tane prensle beraber durdurabiliriz. Bir ayar çekeceğim. Bakalım. Bakalım abi. Şöyle yaparız yani. Pekka'yı oraya koyarsa atıyorum böyle dolaştırırız Pekka'yı bir dünya turu. Peşinden prensi yollarız. Üstüne minyonları falan bir şekil yaparız. Pekka koyma oraya. Olur, daha iyi. O ölmez. Ölüyormuş. Boşu boşuna bir alev topu. Kardeşim tamam, devam. Bakın bir şey diyeyim mi? Adam bence şu an irrite oldu yani benim toksikliğime karşı. O da oradan bir şeyler atmaya çalışıyor. Devi buradan bırakmayacaktık. Çok yanlış yaptık. Aşırı yanlış yaptık. Hem de aşırı derecede ama bir dakika. Elinde abi adamın şey yok. Büyücüsünü çevirebilir mi? Bakın büyücüsünü çevirmesin diye buradan atak yapıyor. Aynen öyle, devam et. Tamam, orayı aldık. Çok güzel bir atakla orayı aldık. Bir dakika abi, bir dakika. Şuraya doğru gel Pekka'cığım. Şuraya doğru gel. Dur. Hayır, ona vurma. Allah, onları vurma senin keşke. Minyonlara yani. GG oldu abi. Çok kötü GG oldu. Yani olayı şu bu arada. Elindeki kartlar çok kötü geldi. Adamı durduramadık. Çok da güzel almıştık aslında kuleyi. Şimdi oradan bu arada Pekka'sını oraya bıraktı. Çok güzel. Çok güzel bir hamle. Çok güzel bir hamle. Gidiyoruz abi. Gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Şu cellatı ve büyücüsü birazcık sıkıntı ama. Yapacak bir şey yok. Ne yaptım ben?
Ne yaptım ben? Vurun! Vurun! Çok kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım. Tamam, karşıma Pekka geldi ama orada biraz elimde bakın. Şu an tekrar geri alamıyorum videoyu ama hani şey. Neyse boş verin abi işte. Boş verin. Devam. Hiç önemli değil. Fazla da kafa yormaya gerek yok. Devam. Bir tane uzak dolu bir rakip. Bunu yenelim abi. Buna da toksiklik. Prensi saldım. Bakın burada mesela hava kartlarını salmamanız gerekiyor. Çünkü balon atağına karşı çok önemli hava kartları. Bir tane kulübeci geldi. Sende şimdi fırın da vardır. Mega şövalye de vardır. Var da vardır. Dur bir dakika. Vur Mega Minyon. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyi abi. Mega Minyon'a bakın. Bu arada diğer yan hesabımda da bayağı bir maksadım ve orada hatta şey kalmadı arkadaşlar. Dur. Ona şunu yapalım. Hop. Tamam güzel. Diğer yan hesapta da 100 bin küsur altınım var yani ama max şey yükseltecek kartım yok. Onda öyle bir sıkıntı var maalesef. Şunu yapalım bari de. Çünkü ana kulemi zaten vuruyor. Alev topu yetişmezdi oraya. Çarpma daha iyi oldu. Evet rakip hızlı geldi abi. Elindeki desteği anlamadım. Bait desteği gibi ama bait gibi de değil. Çünkü fişek, havai fişekçi var. Bilmiyorum. Buna güzel bir atak yapmamız lazım. Tek önemli olan şey elindeki kulübesine. Yani şey haricinde. Goblin kulübesi haricinde bir şey var bence adamda. Ama dediğim gibi. 2x'e girene kadar ya da rakip yanlış bir hamle yapana kadar vurur yalnız o. Daha iyi. Vursun. Aa vuramadı. Vurmadı. Çok iyi oldu. Bir dakika çok iyi oldu. Şimdi şu bir. Havai fişekçi. Nereye atıyorsun? Hadi. Yani idare eder. Artık devi buradan bırakma zamanı geldi. Çünkü adam az önce koç bincisini az önce kullandı. Umarım kara prens, arka prens arkada kalmayacak. Yapacak bir şey yok. Dur bakalım. Abi bir tane yarasa cidden orada ölmeden duruyor mu yani? Bir tane yacık yarasa. Bir tane daha dev koydum. Elime tek lazım olan şey ok. Oku buraya attım. Şey kule önemli değil o kadar. Abi bu kulübe beni mahvetti ya. Büyüm yetmiyor ki o kadar. 3 tane büyüm var halbuki. Dur bir çaresine bakacağız abi. Ona alev topunu kullanmıyorum. Alev topunu çünkü birazdan kullanacağım şimdi. Ah be. Bir şey diyeyim bu arada. Bu da bize bir tık şey. Maalesef. Çok iyisin kale. Bu da bize bir tık şey. Anti. Çünkü herhangi bir kulübemiz yok. Çok iyisin. Vur prens. Bir tane daha prens bıraktım. Şeyin yok. Abi prense bakın. Kule ona odaklanmadığı için vuruyor. Vuruyor. Bir tane daha vur. Dur. Alev topuna döneriz bu arada. Çok iyiyiz. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok iyi bir hamle. Abi ama o vurmasın ya. Abi prens niye vuramadın? Şarjım bitiyor. Aman ha. Ya dön abi alev topuna dön. Başlarım. Hayır. Sakın burada yenilmemem lazım. Burada bitmez abi. Tamam çok iyi. Şu bir. Bir tane de çarpma oraya. Şu da. Görmüyorum ama ha tamam. Tamam aldık. Yetiyor zaten ikisi birden. Bu maçı kazandık. Gayet iyi. Bir an şeyin şarjı bitiyor sandım kameranın. Şimdi. Kaç olduk? 6000'e çıkamayacağız muhtemelen bu şeyde. Bu videoda ama olsun. Bir tane daha maç yapalım. Orphans. Aslında şey değiştirdik ya. DS'yi değiştirmedik. Farklılık olurdu. Ama desteği değiştirmedik ki. Belki bu sefer anti vermez. Çünkü az önce hem koç birincisine karşı bir şey yapabileceğimiz bir şey yoktu. İlk başta da Pekka zaten GG yaptı. Bir de ben bir tık kötü oynadım. O yüzden öyle oldu. Şimdi bu hangi deste olabilir? Alev ruhu var. Eğer ona vurursam... Dur. Gider vurursun sen prens.
Fail attık. Çarpmayı fail attık. Yoksa belki bir şeyler yapabilirdi orada. Yine maçın başında çok deli bir hasar aldık. Ben şimdi anladım. Niye Clash Royale ölmeye bıraktığımı. Mükemmel ya. Yani kuleye vuracağım diye oradaki Kara Prens'in şarjını vuramadık. Fail attık şeye. Minyonlara. Neyse olsun. Neyse karşımıza bir tane bininci destesi geldi. Yine bizim kulübemiz yok karşı tarafta ama yani zaten her 10 desteden neredeyse 7'si binici kullanıyor her 10 rakipten. Evet. İskelet ordusunu bekliyorum. Yine acele, yine acele. Bininci geliyor. Çok belli. Çok hasar aldık abi ya. Çok mu geriden attım Kara Prens'i? Ne yaptın? Sen koşar vurursun. Sana bir şey atmaz. Alev ruhu var değil mi elinde? Yok abi yetişmiyor. Yetişmiyor. Tüh. Tamam hiçbir atak yapamadık. Savunamadık da. Yani herhalde bayağı kötü oynadım. Ama bir çaresine bakacağız abi. Asla pes etmem ben. Prens'i arkadan bırakacağız. Önüne devi koyacağız. O da oraya iskelet ordusunu kullanacak. Olur olur olur. Cidden olur. Evet Mega. Mega şövalye burada varmış meğerse. Güzel bir ok. Çok iyisin. Onu eritin bari. Onu orada eritin. Erit onu orada. Ben atağa geleceğim çünkü oraya. Şimdi binicini salabilirsin. Tamam kardeşim. İyi hatırlattın. Ben toksik olmayı unuttum bu bölümde az önce. Vurursun. 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 Vur şarjan prens. Yaparsın. Ne oldu kardeşim? Atağa geliyorum. Atağa ah be. Bu olmayacak. Bu hamle olmadı. Bu hamle hiç olmadı. Şimdi durun. Çok iyi savunmamız lazım. Çünkü orayı çok güzel aldık. Benim kulemin hiç bir can olmamasına rağmen. Dur bakalım öyle bedavadan vurmak yok kardeşim. Dur bakalım. Şu ikiye. Oraya bir de iskelet ordusu atarsın sen. Atarsın. Dur. Çok eğlendim bak. Şu an çok eğlendim. Evet. Şimdi ne yap? Bir tane daha vur. Bir tane daha vurursun. Yes be. Yes be. İşte budur ya. İşte budur. Al sana comeback. Al sana comeback kardeşim. Bir de bana orada öpücük falan yolluyor yani yendim diye. Efsane comeback kabul edin. Bakın efsane comeback'e döndüm resmen. Bayağı heyecanlandım ya. 5969. Bir tane daha gider mi ya bir maçta? Ama kaç kupa lazım? 31 kupa lazım. 31 kupa alabilir miyiz? Challenge hadi bakalım. 31 kupa alırsak 6000 kupayız. Yanlış hesaplamadım değil mi? Yok doğru. Evet Guigui. Guigui seni yenmem lazım Guigui. Keşke desteği değiştirseydim. Bait deseri 2 dakikada 6000 olurduk. Bu hangi deste? Umarım Mega Şövalye olan deste değildir. Bu arada Mega Şövalye bu desteye de anti. Çünkü at oraya bir şey daha. Yani. Yani birazcık daha şey atsak, köşeye doğru atsak oluyormuş. Mega ya ama yeter artık ya. Gerçekten yeter ya. Vur ona. Tamam olsun. Yine maçın başında 1000 hasarımızı aldık. Yine baya bait'i bir deste geldi karşımıza abi. Çarpmaya mecbur atacağım yani. O atmasak daha iyiymiş aslında biliyor musunuz? Atmasak daha iyiymiş. Ya inanamıyorum ya. Dur. Tamam çok iyi. Zamanlama güzel. Zamanlama çok iyi. Tamam bundan sonra çok sakin oynamam lazım. Ve almamız lazım bu maçı. Bu maçı almamız lazım. Yani bait deste bunun baitinin çok fazla bait bunun ikisi. Hem iskelet ordusu var. Hem prenses var. Hem dart goblini var. Hem iskelet fıçısı var. 4 tane atmam gereken kart var. Allah'tan 3 tane büyüğümüz var.
Git git git, fail olma, fail olma, fail olma, fail olma. Ah, çıldıracağım abi. Yemin ederim çıldıracağım şimdi. Son maça nereden girdik ya? Ne güzel, efsane bir efsane maçta bırakıyorduk. Sen de gel vur. Gel vur. Aldı kuleyi de. Şimdi yapacak bir şey yok. 2-2'se girdik ama kuleye kaybederek girdik. Bir tane daha comeback gelir mi? Çok zor. Ama neden gelmesin? Bravo. Hadi bakalım. Şu bir. Devam. Ona hiçbir şey atmıyorum. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Şu altı. Prenses dönmez umarım. Abi adamın desteği yılan gibi dönüyor bu arada ya. Abi iyi vurduk. İyi vurduk. Bir dakika. Zaman var mı? Zaman yok ki. Zaman yok ki yani. Cidden zaman yok. Sıkıntı o. Şuna bakın ne güzel gidiyorlar ya. Neyse çok kötü oynadım başında. Bir panik olduk. Adam prensesi yoldu falan filan. Bu maçı da yenildik. Harikayız. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kesinlikle bakın bu olayı kaçırmayın yani. 200 bin altını kesinlikle alın. Çünkü 200 bin altında 4 tane kartı maksıyorsunuz. Maksıyorsunuz. Buradaki 50 bin tane altında da bir tane daha maksıyorsunuz. Toplamda 5 tane kartınızı, 12 levelli kartınızı maksayabiliyorsunuz. Eğer maksamak istemezseniz de 11 levellik bir kartınızı 12 level yapmak için 25 bin altın veriyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Yani Supercell böyle bir etkinlik yapacağını hiç düşünmezdim. Gerçekten yani normalde olması gereken hale getirmiş aslında bana sorarsanız yani. 100 bin altın ve bu kadar biriktirmek zaten çok zor. Yani şunları biriktirmek bile zor. Oyun normal haline getirmiş Supercell, ben size söyleyeyim. Çünkü gereksiz bir şekilde fazla her şey alması çok zor. Çok uzun zaman alıyor. Tabii bu da artık oyunun bir şeyi. Neyse bu kadar da bu arada bir sonraki maksayacağım kartlar bunlar. Yorumlarda kesinlikle yazın bakın. Zehir, Pekka ve Kraliyet Domuzu ve iskeletler şöyle. Bu üçünde maksamazsam eğer bunlarla ilgili deste bulamazsam kendimce iskeletleri maksayacağım ki artık şu 12 level görmeyelim şu iskeleti. Çünkü iskelet her türlü destede var genelde. Dediğim gibi bu 3-4 tane hangisini maksayayım sizce? Yani derseniz ki abi çok güzel bir Kraliyet Domuzu destesi var. O yüzden Kraliyet Domuzu'nu kesin maksa o destede bu gibi. Ya da işte Pekka destesi var, Zehir destesi var gibi. Zehir de neden ilk başta istiyorum? Madenci kontrol. O yüzden zehir istiyorum. Neyse. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve bay bay.